Yaşadığımız dünyada maalesef herkes eşit şartlarda yaşamıyor. Bazıları lüks evlerde yaşayıp model arabalara binerken, bazıları sokaklarda, otobüs ve tren istasyonlarında yatıyor. Tek dertleri günlük geçimlerini sağlamak olan bu insanlardan bazıları karton topluyor ya da işportaya çıkıyor. Bazıları ise maalesef dileniyor. Dilenmenin iyi bir şey olmadığını herkes bilir fakat hayat şartları bazen insanları öyle şeylere zorlar ki ellerinde yapacak başka bir şeyleri kalmaz. Dilenen insanları görünce onlara ön yargılı olmamak, yardım etmiyorsak bile ötekileştirici ve ayrıştırıcı bir tutum izlememek gerekir. Bu videoda sizler için dilenen insanların kendilerine yardım eden insanlara karşı reaksiyonlarını derledik. Kissy Fisher ve Dilenci'nin hikayesi. Kissy bir gün dersten sonra her zaman gittiği mekana gidip kendine bir kahve söylemişti. Kahvesini yudumlarken kapının önünde oturmakta olan bir dilenciye gözü ilişti. Ona da bir kahve söyleyip yanına gitti. Sokakta ayaküstü tam bir saat sohbet ettiler. Genç kızın bu hareketine oldukça şaşıran dilenci genç, bir o kadar da sevinmiş ve minnettar olmuştu. Genç sohbet bitiminde genç kızın eline bir kağıt karalayıp verdi ve gitti. Genç kız telefon numarası yazdığını sandığı kağıdı çantasına koymuştu. Yolda giderken aklına gelip kağıda bakınca çarpıcı bir not gördü. "Biliyor musun? Eğer bugün seninle karşılaşmamış olsaydım, bu dünyada iyi insanların olduğuna kendimi asla inandıramazdım. Tam intihar etmeyi kafaya koymuşken, seninle tanışınca bundan vazgeçtim. Hep iyi kal." Diana Hawaii'de yaşıyor. Küçük yaşta babasından fotoğrafçılık öğrendi. Bir gün annesiyle babası arasında çıkan bir kavga sonucunda babası evi terk etti. O günden sonra bir daha babasını göremedi. Aradan yıllar geçti ve Diana büyüyüp profesyonel fotoğrafçı oldu. Bir gün evsiz insanları fotoğraflama temasında bir projeye katıldı. Hawaii'nin farklı yerlerine gidip evsiz insanları fotoğraflarken bir gün öyle bir adama rastladı ki neredeyse aklını kaybedecekti. Gördüğü bu kişi babasından başkası değildi. Yaşlanmış ve üstü başı dağınık olmasına rağmen ilk bakışta babasını tanıyan genç kız gözyaşları içinde onunla hasret giderdi ve eski günleri yad etti. Evlilik yüzüğü. Bir gün evli bir kadın yolda gördüğü dilenciye para verirken yanlışlıkla evlilik yüzüğünü düşürdü. Farkına varmadan arkasını dönüp gitti. Kısa süre sonra arkasından yardım ettiği dilencinin koştuğunu gören kadın başta korkup afalladı. Elindeki yüzüğü gösterip "bunu düşürdünüz" deyince çok şaşırdı. Gerçekten de yüzüğü yoktu. Onu satıp parasını almak varken kendisine geri getiren adama çok minnettar kaldı. Yuşa ve Dilenci. Yuşa adında küçük bir çocuk ailesiyle birlikte lüks bir restorana gitti. Yemek yerken restoranın camından dışarıya bir adamın içeriye baktığını gördü. Halinden dilenci olduğunu anladığı adama çok acıyan küçük çocuk annesinden ona daha yemek verilmesini ısrarla istedi. Yediklerinden ona da söylediklerinden camdan onlara gözyaşlarıyla bakan adam minnettar olduğunu ifade eder hareketler yaptı ve yemeği alıp gitti. Abdulhalim Attar. Sosyal medyada kucağında küçük çocuğuyla kalem satarken görüntülenen Suriyeli adam, görenlerin yüreğini dağlamış, gözyaşlarına boğmuştu. Kendisi adına başlatılan bir bağış kampanyasında yüklü bir miktar yardım toplanan adam, bu yardımlar sayesinde kendisine bir iş kurdu. Açtığı lokantada beraberinde birçok işçi var. Sadece kendisine değil, pek çok insana yardımcı olup ekmek yediriyor. Emma ve Dilenci. Emma bir gün Amsterdam'a gitti. Orada dilenci bir adamla tanıştı ve aşık oldu. Yaptığı bir iş gezisi sırasında işinden olan ve sokaklarda yaşamaya başlayan bu adam, Emma ile evlendikten sonra başka bir şirkette mühendis olarak çalışmaya başladı. Filipinli bir kadın alışveriş merkezinde yaşlı bir adamla karşılaştı. Kendisine yalvarır bir dille çok aç olduğunu, para değil yemek istediğini söyledi. Buna karşın çok sert bir tepki veren kadın, "Biz kazanıyoruz, siz dileniyorsunuz" diyerek alışveriş merkezinin ortasında kavga çıkardı. Kadının taciz edildiğini sanan iki genç, dilenci adamı yaşına bakmadan tartakladı. Güvenlik gelince ortamın sükuneti sağlandı ve adama ne istediği sorulunca sadece yemek istediğini söyledi. Dayak yiyen zavallı adamın sadece yemek istediğini öğrenen kalabalık, öfke ve hüzünle karışık hemen harekete geçti. Zavallı adama yığınla yemek getirdiler. İçlerinden bazıları ona maddi yardım etti.